1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl depremin gölgesinde kutlanacak. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk işte Adana'da olacak. Gülden, gülden bizim, bizim Türk İş'in Adana'da yapacağı mitingi Vatan Partisi'ne katılma kararı aldı. Gülden, İşçi Bayramı öncesi Vatan Partisi 1 Mayıs bildirisini de açıkladı. İşçi sınıfının ve Türkiye'nin sorunlarının ağırlaştığı belirtilen bildiride örgütlü mücadelenin önemi yer aldı. Emek cephesinin yaşadığı sorunlara karşılık Vatan Partisi'nin çözüm önerileri sıralandı. Türkiye işçi sınıfı ile birlikte yeni ve büyük bir kararın eşiğindedir. Vatan ve emek mücadelesi omuz omuzadır. İşçilerimizin ezici bir kısmı örgütsüzdür. Sendikalaşma mücadelesi veren emekçilerimiz işten çıkartılmaktadır. Sendika özgürlüğü ve örgütlü bir sınıf için etkin bir yasal düzenleme ile sorunu kökten çözeceğiz. Kıdem tazminatı da devletin güvencesine bağlayacak yasal bir düzenleme yapacağız. Sendikalarımızın yalnız sözleşmeleri yapan, maaşların takipçisi olan ve gerisine karışmak istemeyen tutumları bugünkü koşullarda işçileri hak, hukuk ve güvencesini kaybetmekten kurtaramaz. İşçi sınıfı talep eden değil, yöneten konumlara gelmelidir. Bildiride 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin büyük çözümü için işçi sınıfına büyük görevler yüklediğine işaret edildi. Seçimlerde milletvekili aday listesinde en çok işçiye yer veren Vatan Partisi'nin milletvekili seçimlerinde büyük çözümü temsil ettiği vurgulandı. Vatan Partisi 171 kişiyle milletvekili listelerinde en çok işçi olan partidir. Yeni dünya yükselen Asya uygarlığı ufuklarında kurulurken, işçi sınıfımızın, emekçilerimizin refahı, çözümleri, özlemleri de Asya ekliminde yükseliyor. Vatan Partisi, emekçilerin geleceği olan Türkiye'deki yükselen Asya'nın öncü partisidir. Türkiye'nin ve emekçilerimizin önündeki zorlukları, vatanımıza ve emeğimize sahip çıkarak, bunun da gereği olarak Vatan Partisi'ne oy vererek, Vatan Partisi'ni güçlendirerek aşacağız. Bu 1 Mayıs'ta Vatan ve Emek Mücadelesi'nin kalesi Türk İş'le birlikte Adana'da olacağız.